Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenlerin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül Perşembe, 3 Eylül Emet'in kurtuluşu ve tabii ki kutlanıyor Emet'te. Bu sene de geçen sene falan kutlamalar olmadı, bu sene kutlamalar var. Bugün sanatçı gelecek, Hasan Yılmaz mıydı kız? Hasan Yılmaz, yarın da Aydilge gelecekmiş. Ben pek bilmiyorum, tanımıyorum ama o etkinliklere bakmaya geldik, kutlamalara bakmaya geldik. Buraya oturduk. Antik tiyatro. Tiyatro, tamam. Böyle arkaya kadar böyle dolu. Böyle. Ön tarafta tabii belediyenin yetkilileri, başkanlar falan oturuyor. Böylece şurada sahne, bakın. Hazırlanmış. Canlı yüreklere bir şey yapamaz zulmet. Sonu hüsran zalimin. Milletin hakimiyet. Toprağın üstünde sel olsa da kanımız. Kadın erkek buradayız. Feda olsun canımız. Yeter ki ebediyen yaşasın vatanımız. Kurtuluşu, Bor Termal ve Turizm Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O güzel alkışlarınız için sonsuz teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve bu millet için mücadele verip de ahirete intikal etmiş tüm gazilerimiz için saygı duruşuna mütakiben İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kırmağının akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye. Gelince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşağıda yazılıyor mihriban. Bu organizede emeği geçen çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli mesai arkadaşları Hüseyin Doğan ve Emet halkına bir alkış istiyorum. Yeni bir günden herkese günaydınlar. Arkadaşlar Emet çok soğuk. Dışarıda bir rüzgar var. 22 derece. Ben gece dondum. Dondum. Yorganla yattım ama gece o kadar üşüdüm ki sabah kalktım. Allah'ım dedim bu ne? Ne oluyoruz ya? Sonbahar mı geldi? Kış mı geldi artık? Şu masayı bakın içeriye aldık ya. Bu bana tam iyi oldu bu masa. Buraya laptopumu koydum. Burada laptopumla işim yapıyorum, videolarımı yapıyorum. Yoksa yere oturuyordum veya böyle sehpanın üzerine koyuyordum. Annem de dedi sen gidene kadar kalsın burada dedi. Biz şimdi davetliyiz. Öğleden sonra şeye gidiyoruz. Emmannemgile gidiyoruz. Amca karısına biz emmanne deriz. Yani yengeye emmanne. Şimdi sorular gelmesin. Lütfi ablam onun kızı davet ettiler. Oraya gideceğiz. Öğleden sonra orada yemeğimizi yiyeceğiz. Mile sesli sesli sayıyor insanları kaç kişiyiz diye. Ben nasıl size bir de emmannemin bahçesini göstereyim. Kendine göre biraz biraz bir şeyler dikmiş. Biberler dikmiş. Pırasalar dikmiş. Şu arkamda rukolaları var. Rokaları var. Bakın buraya baştan başta böyle. Roka dikmiş. Rukola.
Benim bu o sabah cemde sabah akşam yerim herhalde. Çok seviyorum. Nar ağacı. Bu da nar ağacı. Bakın narlar. Burada. Valla bu da bir şey ağacımışmış ama bilmiyorum ne ağacı. Yani o kadar bilgim yok. Şu neye benziyor ya? Sanki incir gibi bir şey var şunun ucunda. Şu arkadaki incir ağacı mı? Aa, incir bu. Buraya bu ağacın şeyi dalıymış. Bakın incirler var burada. Ne güzel. Bahçesi arka tarafa çok büyük, çok güzel. Burada biberler. Bu biberlerden biber dolması yapmış bize. Arkada domatesleri. Şurada da ve şuraya da biraz soğan pırasa ekmiş. Burada da biberlerini kurutuyor. Bakın ne güzel. Şöyle. Bu ne kurusu ya acaba? Bu elma mı? Öyle bir şey herhalde, bilemeyeceğim şimdilik. Böyle kurutuyor. Şimdi de Hatice'ye geldik. Hatice'ye geldik. Benim afram düşmüştü. Hiç görmedim, duymadım. Kuzumun yüzüne bakın. Benim kuzum, evet. Ama hiçbir şey olmaz. Böyle sivilce gibi duruyor. O geçer. Başka yerine bir şey olmamış ya. Tamam kuzum. Oo, yerim. Benim kuzum okula başladı değil mi? Evet. Evet benim kızım. Yarın tatil. Yarın tatil. Yarın cumartesi. Evet. Burada da tarhana yapıyorlar. Pişirge. 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 Bunun içinde ne var? Asi baba bunun içinde ne var? Soğan. Ha? Domates, biber. Kırmızı biber sade değil mi? Acı biber. Tamam. Şimdi bu, bugün karcağınız mı bunu, hamurunu? Aa, şimdi bak karcağız. Bak sen iyi denk gelmişim Hatice'm. Hatice'm iyi denk geldin bakalım hadi. Teyzem de burada mısır pişiriyor. Onun ateşinde. Kalan ateşte mısırlar pişiyor. Vallahi ben gelmesem haber veren olmayacakmışmış ama böyle. Ama ben seni sadece oturmaktayız. Ama söylemedin ne yapacağınızı değil mi? Başka yerdeyiz diye. Bak böyle anlayışlıdır Hatice. Başka yerdeler diye söylememiş. Hadi bakalım karın tarına karacağız tarına. Ay ben yıllardır. Ben abo Hatice ben ona girmeyeyim gı. Bak ellerimde tırnak boyası var, girmeyeyim ben. Abo beni uyumaz. Ay bu çok güzeldi. Ben de silerim ne var? Allah Allah temizler girelim. Abo he. Yiyeceğim tamam dur. Dur ses çekelim bakayım bir. Hatice karar onu şimdik. Pek zahmetli iş. Pek zahmetli iş ya. Soğuyacak, soğunca mı şey sıcak sıcak yoğurt? Sıcak sıcak bunu karcağınız bir de elimizle. Ay. Görünüşte böyle kolay değil mi hemen? Bunu karması böyle ne eziyetli bir şey bunu yoğurması. Allah'ım ya Rabbim. Bir de bu 3 gün dinlenecekmiş. Bir de her gün 3 gün yoğuracağım bunu sabah akşam. Sabah akşam yoğurulacakmış tekrar. Abo. Ben bu hamurun içine girsem çıkamam. İki girdiğim zaman burada kalırım artık. Çıkamam. Adı? Tamamdır. Yeni bir günden herkese merhabalar. Tarçın'la ikimiz çarşıdan geliyoruz. Annemlere sucu varmış burada. Su sipariş veriliyormuş. Eve getiriyorlarmış. Oraya gittim. Numarasını bulamadım. Evet dün korona testine gittim arkadaşlar. Ama bir test yaptı. İnanamazsınız. Allah'ım o nasıl karıştırmaktı ağzımı burnumu. Orada bizim bir tanıdık var işte işlemler yapan. Dedim ki Hakkı bu ne oluyor? Bu ne yaptı böyle benim ağzım burnumu? Çünkü herhalde doğru dürüst eğitim alamamış bu abla diyor. Hatta birkaç kişinin burnunu kanatmış diyor. Ama o kadar bir kafamı böyle bastırdı. O kafamı bastırması böyle tutuyor böyle gacır gacır. Böyle ben şok oldum. Ben o kadar test yaptırdım. Türkiye'ye gelirken, almaya giderken orada yaptırdım şüpheli olduğum zamanlar. Ama bunu yapması bir acayipti. Testini yaptırdım arkadaşlar. Şimdi ben 3 gün sonra gideceğim. Dedim burada bir ilk testimi yaptırayım. İşimi garantiye alayım. Çünkü İzmir'e gider de orada pozitif falan çıkarsam orada 2 hafta takılır kalırım diye korkuyorum. Gene de Allah'a emanet diyorum. 3 gün içinde de olabilir. Yani 3 gün içinde de şimdikten sonra da kapabilirim. Ama işte bir şey olsun. Hani Almanya'da şinel testler var ya. Onlardan benim evde ne kadar vardı. Aslında onlardan getirseydim. Burada böyle arada hep yapar dururdum. Hiç mi hiç aklıma gelmemiş. Onu yaptırdım ve testim gelmiş. Sabah 8 miydi 9 muydu gelmiş. Gelin alın dediler. Hastaneye gidip onu alacağım.
Yani aslında aklınıza bulursun, Türkiye'ye geldiğiniz zaman Almanya'da Goşinel testlerden getirin. Yanınızda böyle 3 günde bir kendiniz testinizi yapın. Yani emin olmak için. Yani insanlara bulaştırmamak için, şey yapmamak için iyi bir şey aslında. İşte ben onu akıl edemedim. Tarçın da benden bir yürüdü. Kuzum benim ta nereye yürüdü benimle bir. Hiç beni yalnız bırakmıyor. İsmail beni şimdi hastaneye götürdü. Testimi aldım geldim arkadaşlar. Negatif testimi. Orada hastaneye giriş yapılan yerde bir beyefendi oturuyorduk. Hemen benim ismimi söyledi. Testimi dedi. Ondan sonra nereden tanıyorsun dememe kalmadı. Gurbetcan ne dedi. Sağ olsunlar varsınlar. Cidden yani böyle beni her yerde tanıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Buradan da yani selamlarımı gönderiyorum. Garanti videolarımı izliyor ki beni tanıyor. Bunu aldım. Şimdi 72 saat. Almanya'ya girişte 72 saat olduğu için test süresi. Gerçi oradaki işte o beyefendi 48 dedi ama ben tekrar araştırdım. PCR testi 72 saat geçerli numune aldığınız saatten itibaren. Schnell test, antigen hızlı testler 48 saat. Türkiye'de de bu antigen hızlı testler bilmiyorum var mı yok mu. Onun için ben Emet'te yaptıracağım testimi çıkmadan önce. Ben ayın 7'sinde sabah testimi yaptırırsam Almanya'ya ayın 10'unda sabah 6'da varıyorum. Yani sabah 10'da yaptırırsam saat ayın 10'una 10 Eylül saat 10'a kadar benim testim geçerli. Bu çok önemli. İndiğiniz zaman uçaktan arkadaşlar orada da sorabiliyorlar. Yani testinizi yaptırırsanız öyle yaptırın. Böyle bir karar aldım. Domatesler varmış teyzem. İsmail onları arabaya koyuyor. Hatice de Afra'ya okul malzemeler alışverişine gitmiş. Çünkü tarhananın pişirgesi vardı ya hani karışım arkadaşlar. Onun suyuyla böyle hamur yoğurdular. Biz bundan tarhana civcisi de yaparız böyle yuvarlak yuvarlak. Annem böyle kopartma yaptı. Bakın şöyle göstereyim size. Onun için böyle kırmızı. Onu şimdi kaynatıp ister yoğurtlayıp yiyin ister salçalayıp yiyin. Öyle yapıyoruz biz. A101'den 2 tane tereyağı aldım. Buzdolabı poşeti böyle küçük poşet istiyordu annem. Bunları aldım. Süngerler 10 TL alışverişi üstüne yapanlara 10 TL'ydi. Normal 30 liraymış. Bunu da 30 liraymış. Bunu da aldım. Diyorum acaba diyorum böyle hep önemsiz şeyler mi alıyorum? İhtiyacı olmayan. Bakın yüz temizleme cihazı. Ne kadardı bu? 20 lira mıydı? 25 lira mıydı bu Mine? Ne bileyim. Bunu aldım. Ve bu Dalen Olive'in sıvı sabununu aldım. Bu ürünlerin ve bu markanın saç kremini aldım. Çok beğendim. Onun için bunu anacığıma aldım evde. Ve Akmina su tabii ki. Bunlar sadece A101'de. Miley bu hamuru kaçırma. Bak bak mis mis. Vallahi o ben de yiyeceğim baba. Bunu sana yalnız yedirmeyeceğim baba. Buraya Merve ile Mamergül ile misafirliğe geldim. Beni Asuman'la almaya geldiler. Ama Asuman da yani tam Asuman. Old time'a. Bunu size göstermem lazım. Ya şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir şey ki. Türk bayraklarıyla. Bakın. Şöyle. Sadri alışık tabii ki böyle. İçindeki müzikleri bile yani old time'a. Eski. Ajda ile ben 72'den beri böyleyiz. Vay be. Anladım. Bak işte. Ay çarpılacağım şimdiki arkadan. Bakın. Yaşının güzeline bakın. Ben bunun önünde şimdik. Asuman'la bir resim çekilmem lazım. Yoksa ay. Böyle bir arabam olsun isterim. Ama bakımı diyor zor diyor. Tabii parçalarını falan bulmak diyor ama... Miley ne diyorsun? Çok güzel bir araba değil mi yani? Bizi kimler karşıladı? Bakın bizi kimler karşıladı? Yerim sizi ben yerim. Arkadaşlar ben daha bir kedinin bu kadar güzel bir tüyü olduğunu görmedim. Bir tüy var kedide. Ya Allah'ım baksanıza pırıl pırıl ya. Bak bak bak. Korkuyorum da bir şey. Bu da pıtırmış. Allah'ım şu tüye bak ya. Merve, Merve hangi mamayı kullanıyorsunuz buna? Proplan. Problem. Problem aynen. Almanya'da var mı acaba? Ama ya böyle bir tüy görmedim ben ya. O kadar işte bu mamadan sonra böyle oldu tüyleri. Bayağı güzelleşti. Arkadaşlar bakın problemmiş. Reklam da yapıyoruz artık. Ama kalitesi çok azaldı. Evet ama tüye bak ya. Bunun tüyünü satsa para eder. Çok güzel. Kürkü çok mis pamuk gibi böyle bir kedi görmedim ben. Bak. Bu anne değil mi? Ha, bu annesi, bu da oğlu. Bu annesi, bu da oğlu. Ay ben sizi yerim, ben sizi. Allah'ım ya ben bunu. Merve ben bundan nasıl ayrılacağım? Niye gösterdin sen bunu bana? Niye gösterdin bu minnak bana? Bunların cinsi neydi? Scottish Fold. Mileha buraya mıncıkla yazı geliyor bak. Mıncıkla kızım, mıncıkla bulmuşken. Bu Emedimizin meşhur kebabı arkadaşlar.
Keçetinden değil mi baba bu? Keçetinden mi yapılıyor? Keçetinden yapılıyor. Keçetinden yapılıyor. Lütfü Almanya'dan babasına telefon açmış. Hayvan hayırı kesin, kurban hayırı yapın demiş. Onlar da kebap yaptırmışlar hayvanı ve böyle herkese dağıtıyorlar. Bize de geldi tatmak için. Size bir göstereyim dedim. Böyle oluyor Emed'in meşhur kebabı. Böyle pideyle yeniyor. Allah kabul etsin. Allah'ım kabul etsin. Yaşasın, karşı getirsin. Amin. Allah'ım bugün saat 11'e kadar uyumuşum yine. Gece 3.30'da yattık ama. Dün Merve'lerde, Muammer'lerde misafirdik sağ olsunlar. Çok güzel bir vakit geçirdik. Gece 3.30'a kadar oturduk. Ve tabii ki sabah kalkamadık. Ben de erken kalkmaya alıştığım için böyle geç kalktığım zaman ya bir şey kaçırıyorum gibi geliyor bana. Yani saat olmuş 4. Ben burada video yüklüyorum. Telefonumu yanından ayıramıyorum. İnternet ona bağlı olduğu için. Ve annemin biraz beli ağrıyordu bu ara. Belim ağrıyor dedi. Ben de tabii ki ne yaptım? Hemen Painless buldum. Bakın Türkiye'den, Emet'ten Painless buldum arkadaşlar. Hemen Almanya'ya Bülent'i aradım. Funda'nın eşi. Hani benim elektrikli süpürgem var ya, sulu süpürgeyi satan Funda. Onun eşi de bu Painless'leri satıyor ya, ben Almanya'da kullanıyorum. Hemen aradım. Bana sağ olsun burada Türkiye'de Emet'te kimin sattığını veya kimde bulunduğunu araştırdı. O kişiye ulaştı. O kişi de geldi sağ olsun bugün. Bantları getirdi bana. Ondan aldım. Annemin beline yapıştıracağım. Kendi belime de yapıştıracağım. Yani düzenli aslında bu bantları böyle ağrıyınca kullanmayacaksınız. Devamlı yapıştırsanız doğadan arkadaşlar. Ginseng var içinde. Yani bayağı böyle doğal şeyleri var. Hem onarıcı, hem ağrıyı alıyor, hem vücuta iyi geliyor. B12 bantları da var, D vitamini bantları var, zayıflatıcı bantları var, uyku bantları var. Onları sordum, onlar da var mı dedim, onlardan da getirin dedim. Bir dahakinde de onları alacağım Almanya'ya gitmeden önce. Tabii ki o bantlar Almanya'da Almanya fiyatına göre satılıyor, burada da Türkiye'de Türkiye fiyatına göre satılıyor. Yanlış anlaşılma olmasın yine, bakın üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki biz euroya çevirdiğimiz için Türk lirasına bize burada ucuz geliyor. Ama burada yaşayanlar için tabii ki öyle ucuz falan demeyeyim şimdilik. Onun için buradan birkaç paket alıp götüreceğim. Sonra devam oradan Bülent'ten alıyorum ben zaten yani. Bülent, biz hep devamlı Funda'yla oradan alıyoruz. Evet, bugün ne yapacağız? Hatice biraz önce geldi gitti. Oğlunu Simav'a gönderdi, Ahmet'i okula. O yatılı okula gidiyor. Oraya gitti ve birazdan gelince teyze seni alayım dedi. Şimdilik her zamanki gibi yöre tavukçuluktan tavuklarımızı alacağız. Tavuk sipariş verdim buraya. Bak, bakıyor mu oradan? Bak, gel gel sahibini görelim gel. Gel. Tamam, gelmiyor. Gelmiyor ki adam, ne yapayım, nereye tutayım? Özel geliyor. Dur bakayım şöyle görelim. Yöre tavukçunun sahibini. Azime bunun hanımı. Ha, dükkan. Tavuklar güzel yapıldı mı? Yapıldı. En güzelini yapar zaten. Evet. Gel, Allah. Gel, mis gibi. Azime. Evet. Yok. Çay içmeye gelin. Bekliyoruz çayımıza. Oo, ben onu unuttum. Çay içmeye gelin diyor. Hadi sağ ol. Esas konuşun da. Tamam. İsmail, ben sana acıyorum be. Hep sana iş gördürüyorlar lan. Ay. Sen bamya çiğ mi yiyorsun? Demin ağzına mı attın? Ne yaptın? He? Ne? Çiğ bamya mı yedin sen demin? Ağzına mı attın bamyadan? Yok, bamya çiğ yine. Ne bileyim ben, ağzına attığın gibi geldi de. Minnak minnak bamyalar. Bak bak İsmail bu, bak bak bak. Ne kadar becerikli ya. Becerikli, çalışır, he. Gelir, tarlasını yapar, bahçesini yapar, bamyalarını toplar. Hatice de böyle he. Dineliyor. Kocasına bakıyor ne yapıyor diye. Göstereyim mi seni? Göstereyim mi Hatice? Göster de. İnanmazlar ki zaten. Artık Hatice'nin hamarat olduğunu herkes biliyor. İnanmaz ki kimse. Hatice o ne? Dereotu. Ay sevmem. Sevmem dere. Aa, katma. Ay lütfen. Benimkini ayır, kendinizinkine kat. Niyeyse bu dereotunun kokusunu sevemedim ben. Bu ne kız? Tohumluk bamya mı? Neden çıkardın tohumunu? Ben çıkarıyorum lan. He he. Kurulan kesiyor. Benim kızım tohumluk bamya getirmiş. Tohumlarını alıyoruz da. Ana, küçük küçük. İsmail. Çiçek bamyası işte bu. Ne demek o? Küçük küçük olur ya. Küçük küçük. Ha, küçük. Lezzetli olur ama değil mi? Tabii. Etin kokusunu duyan kedi hemen geliyor buraya. Kuzum, etin kokusunu mu duydun? Bunlar da nasıl duyuyorsunuz siz etin kokusunu ya? Ahmet'in gitti. Ahmet gitti, evet. Ahmet okumaya gitti artık. Yurtta gitti. Senin kedin mi bu? Aa, tamam o zaman bu gelebilir. Teyzem de bizim grillin başında, hep mangalın başında durur böyle. O pişirir her şeyi. Hadi bakalım ki antrenman şeylerin. Hadi bakayım. Bir bakayım, bir bakayım denk geldi mi? Tam oldu mu Afra? Beğendin mi Afra? Evet. He? Teşekkür ederim. Ay kuzum benim. Sarılar da buna pek yakışıyor ha. Kendi sarı, elbise sarı. Ya hadi sıcak sıcak ki. Değil mi? Çok ben de güzel. Çok seviyorum böyle antrenman. Anne bakabilir miyim? Annesi. Onu okula giderken giy. Oy. Okula giderken mi? Anne forma giyeceğim.
tam spor şeyinde falan olur. Evet, giyersin. Spor dersinde falan giyersin. Ha. Spor dersi olacak mı da? Olur. Evet. Ya. Ay nasıl seviniyor okula gideceğim diye. Cimcime. Allah benim kızım. Allah bu kız var ya. Bak bak ayaklarıma battaniye örttü. Benim teyzem üşümesin diye. Anam benim güzel kuzum. Biz geldik çaydan. Biz çay diyoruz oraya. Hatice'lerin çiftliği evinden. Artık havalar soğudu arkadaşlar. Fazla oturulmuyor artık. Eskisi gibi dışarıda rüzgarlı. Ceketimiz olduğu halde. Hatice de gitti. Saat 12.30. Ben de bir şu yüzümün gözümün rümenini falan böyle sileyim dedim. Ama bakın çareler bitmiyor derler ya. Böyle aynanın önüne su şişesi koydum. Su şişesinin üzerine kameramı koydum. Sizle hem böyle şey makyajımı şey yapayım temizleyeyim diye. Hem de sizinle konuşayım diye yani. Evet bu videomu bitireceğim burada arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve diyorum bir dahaki videomda inşallah tekrar buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tabii videomu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.